İyi haftalar sevgili KOMTV izleyicileri. Medikal'ın sunduğu evde sağlık programına hoş geldiniz. Ben iç hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Koçer. Bugün gene çok önemli, özellikle bayanlar için çok önemli, yeni hamile kalanlar veya gebeliği olanlar için çok önemli bir konu. Doğum sırasında ağrı çekmeden ağrısız doğum yapılması ile ilgili çok değerli bir konuğumuz var. Medikana Hastanesi'nden Operatör Doktor Jule Esen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Ayrıca tüp bebek uzmanlığı da var. Hoş geldiniz Jule Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, ben hemen canlı yayın telefonlarımızı vereceğim. 0332 280 1502 bu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Gene SMS atmak isteyenler için KOMTV yazıp boşluk bırakıyoruz. 3969'a mesaj gönderiyoruz. Evet Jule Hanım, biz öncelikle sizin Medikan'da güçlü bir ekibiniz olduğunu biliyoruz ve burada neler yaptığınızı merak ediyoruz. Güçlü bir kadronuz var kadın doğum kliniği olarak. Neler yapıyorsunuz kliniğinizde? Evet, biz hastanenin en devasa, en büyük ekibiyiz şu an. Evet. Yani 6 Ekim'den, hatta 7 Ekim'dik bir arkadaşımız ayrıldı. 6 Ekim'den oluşuyoruz. Neredeyse bir doğum ev kadar kadromuz var. Evet. Kadromuzun içinde profesör arkadaşlar da var. Yine işinin uzmanı olan tüp bebekçi arkadaşlar var. Normal uzman arkadaşlarımız var. Ekibimiz çok deneyimli bir ekip. Konya'nın çeşitli hastanelerinde daha önceden hizmet vermiş bir ekip. Ebe kadromuz bakımından da çok kuvvetliyiz. Çünkü daha önceden yine emekli ebe grubumuz, yani belki de ebelik hayatları boyunca 500 doğumun üzerinde yaptırmış olan ebe arkadaşlarımız var içinde. Hı hı. Hatta gece nöbetlerimizde, gündüz ekibimizde, ameliyat vakalarımızda da yine bu deneyimli ekibimiz bakıyor. Hı hı. Bu tabii ki bize çok avantaj sağlıyor. Yani bizim hasta takibi sırasında da uyanık olmamızı, yani bizi uyaran bir ekip bu. Evet. Çok rahat. Tabii biz hastaya gerekli ilgi, alakayı her zaman gösteriyoruz. Fakat 7 gün 24 saat hastanın yanında hiçbir hekim olamıyor. Böyle olunca tabii ekip, çalıştığınız ekibin de deneyimli ve güvenilir olması sizi dik tutan bir olay. Hekim kadromuz içerisinde iki tane arkadaşımız sadece tüp bebek ünitemizde tüp bebek hastalarımızı karşılayan bir ekip. Yani 7 gün 24 saat tüp bebek yaptırmak isteyen arkadaşlarımız onları karşılayıp her türlü sorularına cevap verebilecek durumdalar. Hı hı. Yine ben dahil iki arkadaş yine tüp bebeği biz hasta hazırlıyoruz. Kendi hastalarımızı takip ediyoruz. Tüp bebek yapıyoruz. Bunun yanında kadın doğum uzmanı olarak 4 arkadaş ayrıca yine hizmet veriyoruz. Onkoloji yapan bir arkadaşımız var. Yine onkolojik vakalarda da yardım aldığımız bir ekibimiz var. Tabii biliyorsunuz hastanemizin onkoloji ünitesi de var. Yani hı hı. Onkolojik bir vaka bizim kliniğin hangi noktasından yakalandığında yine cerrahisini gerçekleştirip tümüyle son tedavisine kadar hastanemizde zincir şeklinde tedavisini alabiliyor. Evet. Doğum anlamında da 7 gün 24 saat her çeşit doğum yaptırılabiliyor kliniğimizde. Hı-hı. Yani bu kişinin kendi tercihine de göre de değişen bir noktada. Hastanemizde suda doğumdan tutun da doğum koçu eşliğinde doğum, normal ebe takibiyle normal doğum, yine epidural doğum, bugün bahsedeceğimiz evet. gibi hepsi mümkün. Yani bu sizin kişisel karakteriniz, tercihiniz, ağrı duyma durumunuzla ilgili hekim tarafından yönlendirilebilecek şekilde hı. gerçekleşiyor. Yine bir ekip ruhu içindeyiz. Bu çok evet. önemli bir şey. Evet. Yani herkes kendi hastasının %80-85 civarında. Çünkü hani bu tarz bir şey var, yaklaşım var halk arasında. Hı hı. Yani ben doktoruma takip oluyorum. İşte doktorum benim doğumuma gelsin. Hı hı. Hani doktorum benim doğumumu gerçekleştirsin. Hı hı. %85-90 gibi her hekim hastasını son noktaya kadar izliyor. Getiriyor, evet. Ama tabii biliyorsunuz hepimiz insanız sonuçta. Evet. Tatilimiz var, kongremiz var, bayramımız var. Yani böyle durumlarda da hı hı. yine
her arkadaş diğer bir arkadaşın hastasına sonuna kadar hizmet veriyor. Takip yani edin. Hasta hastaneye elini kolunu kısallayarak gelip hani istediği hekimi tercih edebilir. Evet. Yine aynı şekilde hekimi olmadığında da onu karşılayan bir icapçı hekim grubu mutlaka var. Mutlaka hastanemizde var. Bir de çok önemli bir nokta aslında çocukta bir problem olduğu zaman ciddi evet. bir yeni doğan yoğun bakımımız var. Tabii ondan da bahsetmek evet. gerekiyor. Çünkü bunun handikapını kadın doğumcular en çok yaşayandır. Yani çünkü ikiz, 300 çoğul gebelikler, normal gebelikler de erken doğum olduğunda kadın doğum hekimi hop oturup hop kalkar. Bu erken doğarsa ne yaparım ben? Çocuk doktoru acaba hani elimde kalabilir hani nereye sevk edebilirim? Evet. Çünkü yeni doğan işte hafta sonu doğduğunu düşünün bebeği. Yani cevap verecek bir ekip bulamayabilirsiniz. Her zaman elinizde kalabilir bir bebek. Hı hı. Solunum desteğine ihtiyaç olabilir. Hı hı. Normal doğan bir çocuk için de bazen zaman zaman yakın izlem gerekebiliyor. Hı hı. Takip gerekebiliyor. Bu durumda da yeni doğan ekibimiz çok iyi. Evet. Hatta geçen hafta içinde 24 haftalık başka bir hastaneden sekli olarak gelen bir ikiz bebeğe bile yeni doğan doktorumuz, yanında yeni doğan ekibinden yine bir doktorumuz, ikisi steril olarak gelip doğuma iştirak edip bebekleri karşılayıp hemen entübe edip servisimizi alabildiler. Yani bu beni o kadar rahatlatan ve mutlu eden bir hareketti ki bunu anlatma gereği duyuyorum burada. Teşekkür ederiz. Şimdi ben aslında bu doğumdan bahsetmek istiyorum. Yani doğumda bir kişi neden ağrı çeker? Yani doğum aslında bu fizyolojik bir ağrı olduğunu biliyoruz. Aslında en vücuttaki ağrılardan en fizyolojiyi doğum ağrısı diyebiliyoruz. Doğumda bir gebe neden ağrı çekiyor? Tabii ağrı olayı tamamen farklı bir olay. Çünkü sizin için ağrı oluşturmayacak bir şey farklı bir insan için ağrı sebebi olabiliyor. Ağrı eşiği diye bir olay var bir kere. Yani her insanın ağrıyı hissetme yeteneği aynı değil. Yani bazı insanlar daha abartılı şekilde ağrıyı yaşayabiliyorlar. Doğum eylemi tabii özellikle de ilk doğumda çok sarsıcı ağrılar olabiliyor. Yani normal tabii bizim tercih ettiğimiz tümüyle normal bir doğum yani açıklık olduğunda, ağrı başladığında, normal yolla doğum başladığında hastayı alıp kliniğe kabul edip doğumunu izlemektir. Bu tarzda olduğunda yani herhangi bir zorlayıcı etmen olmadığında hasta daha kabul edilebilir ağrılar çekebiliyor. Ama ekstrem durumlar var. Hı. Örneğin hastanın günü geçmiş, ağrısı başlamamış olabiliyor. Bu durumda siz sıfırdan tekrar ağrıyı uyarmak için bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Laman yapıyorsunuz. İşte yine rahim ağzını doğal yolla açan Propes uygulaması bizim kliniğimizde çok ciddi bir uygulama. Çünkü hani direkt o hastalara açıklık oluşmadan ağrı serumu taktığınızda çıldırtıcı ağrılar olabiliyor ama açıklık gerçekleşmeyebiliyor. Hastayı bir gece önceden yatırıp günü geçtiğinde Propes uyguladıktan sonra başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz sadece. Propes dediğiniz bir ilaç mı? Evet, bir tür ilaç. Hı. Rahim ağzını daha rahat olgunlaştırıp açılmasını sağlayan bir ilaç. Açıklığı olmayan hastada direkt zorlamamak gerekiyor. Ama bu tabii hani ağrıyı çok şiddetli ağrılar oluşturduğunuzda hastayı o oranda da rahatlatmanız da gerekiyor. Hı hı. Çeşitli tedaviler var tabii ki bu rahatlatma noktasında. Yoga ve şeyden akupunkturdan tutun da işte nefes egzersizleri, doğal doğum egzersizleri ya da işte epidural anestezi. Hı hı. Bazı intravenöz yolda uyguladığımız ve ağrıyı kesen ajanlar da var. Yani hastaya bir kokteyl hazırlayıp koluna takıp serum şeklinde o dönemi daha hani daha iyi hatırlanabilir, daha düzgün bir şekilde yaşamasını sağlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi hastalar aslında şöyle istiyor. İşte ben birçok yakınımız da var. Ağrı çekmemek için sezaryen operasyonu bile olmaya razı olanlar var. Hani şu an tabii ki normal bir prosedür değil ama ben sırf ağrı çekmeyeyim diye daha öncesinde sezaryen olmuş bir sürü insan var. Şimdi bu ağrısız ya da hani halk tabiriyle prenses doğum dediğimiz bir hadise var. Bu nasıl olmakta? Ağrısız doğumu siz nasıl başlatmaktasınız? Nasıl oluyor? Şimdi ben 20 yıllık kadın doğum hekimiyim. Yani bu süreç içerisinde de sadece ağrıya dayanamadığı için hakikaten sezaryen tercih eden hastalar oluyor. Ve oldu günümüz içerisinde yani bugüne kadar da hep yaşadık bunu. Bundan sonra da elbette yaşanacak. Yani normal doğumu artırmanın ve sezaryen oranını düşürmenin en kilit noktalarından biridir belki de bu. Hı hı. Yani bu tür anestezi
analizleri hastaların kabullenilir duruma sokulması gerekiyor. Çünkü yurt dışından gelen hastalarla biz söyleşiler yapıyoruz zaman zaman. İşte doktor hanım 3800 gram normal doğumum gerçekleşti. Biraz zor oldu ama epidural anestezi yapıldı. Çok rahat bir doğum geçirdim. Hı-hı. Yani şimdi yurt dışında direkt olarak bu hastaya otomatikman teklif edilen bir şey. Yani hemen işte ağrı çekiyorsanız, çok sizi rahatsız ediyorsa epidural anesteziyi takalım. Yani. Hı hı. Ama hastaların çeşitli Türkiye'de çekinceleri var. Hı. Ben epidural taktırdığımda işte doktorun baş ağrısı olur. Yok sakat kalırmışım. Hı hı. Bunlar tabii ki şey, yani halk arasında söylemler. Yani doğru olmayan söylemler. Evet. Elbette yapılan her işin bazı komplikasyonları olabilir ama epidural anestezi ya da spinal anesteziyle oluşabilen bir baş ağrısı tedavi ettiğinizde 1-2 günde, etmediğinizde 7 günde kendiliğinden geçen geçiyor bir ağrı. Zaten. Yani hı. Siz sabırlı olduğunuzda gene geçecek bir ağrı. Tabii az sonra bahsedeceğim ben bunlardan. Öncesinde yapabileceğiniz, ağrının oluşmasını önleyebileceğiniz bazı taktikler de var. Bunları hastalara verip ondan sonra hani ağrı olmamasını sağladıktan sonra, eğer bir ağrı olursa, ki bu da %1 civarındadır. Hı. Yani 100 hastadan bir tanesinde baş ağrısı olur ve bu karıcı olmaz. Hı. Bunları hastalara iyi anlatmak gerekiyor. Hı. Epidural anestezi tabii hemen kapıdan girer girmez hastaya direkt uygulanabilen bir şey değil. Hani noktada hastamızı yanlış yönlendirmiş olmayalım. Sadece aktif eylem başladığına inandığımız, aşağı yukarı 3-4 santimetreyi geçmiş bir açıklığı olan, %50-60 gibi bir incelmesi olan, doğumun rayına girdiğine inandık. Evet, ve ağrılar anne adayını rahatsız etmeye başlıyor. Bu noktada uyguladığım bir şey. Hastaya o noktada teklif edilmesi gerekiyor. Hı-hı. Çünkü daha geç takılması da epiduralin yerine takılmaması. Yani hasta sabit durmazsa, oynarsa tabii ki epiduralı yerine anestezi doktorumuz takamayabilir. O yüzden kritik bir şey. Hani 3-4 santimetreyken, yani hasta daha sabit durabiliyor. Çok hani acı çekmiyor. O dönemde teklif edilirse kateter rahat uygulanır. Kateter koyulduktan sonra yine isterseniz burada bir görüntü alabiliriz herhalde. Evet, burada. Diğer bir görüntümüz olacaktı. Yeşille örttüğümüz bir görüntü. Ona gelirsek acaba. Evet. Şimdi hasta steril örtülerle örtülüyor. Tabii önce klinikte başlıyor işlem. Şöyle ki hastaya klinikte takılıyor değil mi? Biz yani yine de ameliyathane koşullarını tercih ediyoruz. Hı hı. Yani hastamızı hiç zorlanmıyoruz. Yani hasta asansörüyle, tekerlekliyle aşağı indirip ameliyathane koşullarında epidurolini taktırıp ondan sonra yukarıya alıp takip etme yoluna gidiyoruz. Steriliteyi korumak açısından. Önce hastaya birazcık serum, yani düz serumlar vermek gerekiyor. Çünkü hipotansiyon, yani tansiyon düşüklüğünü önlemek için damar yolunu açmak gerekiyor. Daha sonra hasta steril örtülerle örtülüyor. Cilde çok az miktarda bir anestezik madde veriliyor. Tabii burada ben anestezist arkadaşın olmasını çok isterdim. Esasen hani tercih ederdim. Daha sonra iğnenin uygulanması işlemine geliyor. Bir sonraki o aralıkların görüldüğü slayta geçebilirsek. Evet. Burada şimdi birkaç tane aralık var. Görüldüğü gibi. Burası omurilik. Evet. Yani omurilik kanalımız. Evet. Bu bel bölgesine uyan bölgeden anestezi gerçekleştiriliyor. Burada esasen kullanılan altı çizili olan, gördüğünüz gibi, spinal ve epidural aralıklar var. Şimdi epidural aralık bu beyin omurilik sıvısının dolaştığı aralığın dışındaki aralıktır. Orayı bulduğunda bizim anestezi doktorumuz şöyle bir cevap oluyor. Hasta yürüyebiliyor, ıkınabiliyor, odasında dolaşabiliyor, yani epidural anesteziyle. Tuvalete gidebiliyor, banyo yapabiliyor. Yani motor aktivitesini yürütebiliyor hasta. Diğer hani doğuma iştiraki açısından da yani koopere olabiliyor, ıkınabiliyor, hani itebiliyor bebeğini. Yani sadece beyne giden ağrı liflerinin, ağrı uyaranlarının blokajı söz konusudur. Motor liflerin, yani kaslarınızda çalıştıran liflerin blokajı söz konusu değildir. Bu daha tercih edilebilen, daha iyi bir anestezi şeklidir. Şimdi bunu genelde normal doğumda kullandığımız budur. Ama diyelim ki hasta
6-7 santim. Yani doğuma çok yakın bir seviyede geldi bize. O zaman anestezist arkadaşlar spinal aralığı kullanarak saddle dediğimiz alt seviyede bir tam motor blok da yapabiliyorlar. O da doğumun çıkım anında hemen faydalı oluyor bizim için. Hani geç uygulanılan bir anestezi şekli. Evet. Yine tabii bir herhangi bir epizyotomi dikişi yani dikiş söz konusu olduğunda hasta bu dönem içerisinde de ağrı duymamış oluyor. Evet. Spinal anestezi daha çok sezaryen ameliyatlarında kullanılan bir anestezi şekli. Aynı zamanda tabii biz diğer jinekolojik ameliyatlarda da kullanıyoruz bunu. Ürolog arkadaşlar diğer anestezi şekillerinde çok da güvenilir bir anestezi şeklidir. Spinal anestezide de beyin omurilik sıvısının dolaştığı aralığa anestezik madde verilir. Yani obuz sıvısı geldiği noktada verilir. Ve bundan sonra hastanın yaşadığı da şudur. Ayakları ısınmaya başlar. Sanki yüzlerce karınca ayaklarında dolaşıyormuş gibi hisseder. Motor blok tam olarak gerçekleşir. Hastaya çeşitli testler yaparız. Örneğin verildi. Hasta boyanıyor. Sezeryan olacak. Ayağınızı kaldırın hanımefendi. Kaldıramaz. Ağırlaşmıştır ayağı. Seviye yükselir. Tabii sezaryen kesisini atmadan önce de biz böyle yani dişli pelset gibi bir aletle tutar çekeriz. Hastanın yüzüne bakarız. Nasılsınız hanımefendi? Bir ağrınız var mı yok mu? Onu test ederiz. Daha sonra başlar. Hastanın en büyük korkusu burada. Ben bunları hep hastalarla konuşarak bildiğim için hani ondan da bahsetmek. Uyuşmadan başlanırsa. Yani tabii böyle bir uyuşmama ihtimali var mı? Elbette var. Yani %5-10 hastada spinal ya da epiduralin başarısızlığı da vardır. Ama bu durumda hastaya sezaryen yapacaksınız elbette. Kombine uygulanabilir bunlar. Hem yani, epidural hem spinal değil mi? Yani hem epidural hem spinal olabildiği gibi. Hastayı spinale hazırladınız, sezaryen olacak. Hasta ağrı duyduğunu ifade etti. Hemen bir IV anesteziyle desteklenir. O anı gene ağrısız olarak yaşaması sağlanabilir hastanın. Yani bundan da korkacak bir şey yok. Yani tuttuğumuz da duyuyorsa tabii başlamayız ameliyata. Tabii yani o açıdan da endişe duymaması gerekir. Tabii bizler öncelikle can kurtarmak, iş yapmak için oradayız yani. Hastalara acı vermek için değil. Ben hastalarıma hep aynı şeyi söylerim. Yani ben kendim acı çekmek nasıl istemiyorsam size de acı vermek arzu etmiyorum elbette. Yani sizin de anestezi istemek hakkınız. Anestezi sizin için gerekliyse uygulanacak elbette. Evet. Epidural anestezi aslında bizim artık hastalara önermemiz gereken, konforlu doğum için önermemiz gereken bir artık işlem haline olmazsa gelmiş. Olmazsa olmazımızdır. Kesinlikle. Hem sizin için çok konforlu hem hasta kesinlikle için çok konforlu. Ben hastayla şey olmak istemiyorum. Hastayla ben de kötü anılar yaşamak istemem. Hiç kimse yaşamak istemez. Sonra doğum anı bir kadın için en özel andır. Yani eşinizin ve sizin parçanız olan bir canlı az sonra dünyaya gelecek ve siz onu ömür boyu koruyup kollayacaksınız. Böyle bir an. Kadınlara özel çok hoş bir an aslında. Evet. Buradan kalan kötü anılar daha sonraki cinsel hayatınızı etkileyebilir. Daha sonraki doğumlarınızı etkileyebilir. Bu şekilde zoraki doğuma zorlanmış yani çok acı çekmiş kadınlar var günümüzde. Evet. Yani onlar ikinci doğumlarında direkt ben sezaryen olacağım diyor. Belki de psikolojik anlamda haklı. Çünkü onu o zaman kötü bir anı yaşadıysa onun izleri kalabiliyor. Dipnot olarak burada şunu da söylemek istiyorum. Hastanemizde bir psikolog arkadaşımız var. Bu tür kötü anıları silebiliyor, resetleyebiliyor. Evet, özel bir yöntemi var. Özel bir İnşallah yöntemi var. İnşallah onu da bir programımıza alacağız. Evet. Gerçekten çok başarılı bir yöntemle tedavi ediyor. Evet. Peki hangi tür hastaları alabiliriz epidural anestezi? Yani ben atıyorum kliniğe geldim. Her tür hasta epidural anestezi olabilir mi? Yoksa olmama kriterleri yani, var mı? Ciddi sistemik rahatsızlıkları varsa pek teklif edilmemesi gerekiyor. Çünkü ciddi bir hipertansiyon, işte eklampsi, preeklampsi gibi hani gebelik zehirlenmesi durumları ki bunlar da bu pıhtılaşma mekanizması bozuluyor. Ona bağlı olarak ciddi yan etkiler olabiliyor. Hipertansiyon da yine çok önermiyoruz. Tabii hastanın zeka ile ilgili bir problemi varsa yani önermemek gerekiyor. Çünkü epiduralde de hasta uyumu da şart. Yani hasta size uyum gösteriyor mu onu da şey yapmak gerekiyor. Yani bir zeka üzerinde yapmıyoruz. Yine bu mesela hasta çok acil durumda geldi. Biz hastanın hiçbir şekilde tahlillerini bilmiyoruz.
kan tahlillerine, pıhtılaşma paneline onlara bakamadık. O zaman tabii spinal uygulayamıyoruz. Yani bazı anestezi şekilleri daha özel tabii ki. Tetkikleri yaptıktan sonra yapmak gerekiyor. Kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar da yine yapmıyoruz. Onlara dikkat ediyoruz. Evet. Peki en çok sorulan aslında sorulardan bir tanesi, epidural anestezi sırasında bizim verdiğimiz ilaçların ya da kullandığımız malzemelerin bebeğe sonradan bir zararı olacak mı veya olur mu diye bir soru var. Şimdi bebek için daha güvenilir bir ortam oluşturuyor esasen. Çünkü biz epidural anestezi yapmadan bir doğum eylemini izlerken şöyle bir dalga sistemi var. Yani rahim kasılmaya başlıyor, pik yapıyor rahim kasılması, sonra tekrar inmeye başlıyor, gevşiyor. Yani hasta bunu 3-5 dakikada bir, 1-1,5 dakika gibi yaşıyor. Bu uterus kasılması sırasında bebeğe giden oksijen miktarı ciddi anlamda azalıyor. Hastaya epidural anestezi yapmışsanız eğer oksijen eğrisi dalgalanma göstermez. Sabit gider. Yani bebek için daha kullanışlı bir yöntem. Yani bebeğe giden siz oksijeni dalgalanma olmadan göndermiş oluyorsun. Ayrıca tabii rahim kasılmaları sırasında ağrı duyduğu için hasta bazen kendini alıp oradan oraya, yerden yere atabiliyor. Yani bebek için zararlı olabilecek şeyler yapabiliyor. Tam doğum anında ayaklarını kapatıp ben doğurmayacağım diyen hastaları biliyorum ben. Evet. Şimdi o hasta için öyle bir noktaya gelmişsiniz ki elinizin altında bir bebek var. O bebeğin canından sorumlusunuz. Anne ayaklarını kapatıyor, ben doğurmayacağım diyor. Ne yapabilirsiniz siz hekim olarak? Evet. Birçok doktorun yaptığınız, tutuyorsunuz elleri bacakları, hadi yıkın. Evet. Yapacak. Şimdi bu noktaya gelmemek gerekiyor. Bu noktaya gelmemenin yolu da ağrıyı baştan kesip hastanın uyumunu artırmaktır. Hastanın uyumunu siz artırırsanız hastanın bu tür hareketler yapmasını da önlemiş olursunuz. Doğum evinde ben nöbetçiyim, seneler evvel. Yılı söylemeyeyim. yıllar önce nöbetçiyim. Bir hastayı muayene ettik ilk doğum. Ebe hanımlar zor kötek muayene ettiler. Sonra hasta hastaneden kaçtı. Alaaddin Tepesi'ne gitti. 3 santimken. Polisler tutup yakalayıp getirdiler. Hasta geldi. Ellerini ayaklarını bağlayıp doğurttuk. Yani, zorla doğum. Zorla doğum. Yani hasta hastaneden kaçtı ağrı yüzünden. Evet. Jülya Hanım çok özür dilerim. Bir reklam arasına gireceğiz. Reklam arasından sonra tekrar konuşmamıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Medikana'nın sunduğu Hedef Sağlık Programı reklamlardan sonra devam edecek. Adese'de salıdan salıya fırsatlar sizi bekliyor. 5 Mayıs Salı günü Kontes Bayan Bluz çeşitleri 10 lira 95 kuruş, Aytex baskılı etek çeşitleri ise sadece 13 lira 95 kuruş. Siz de Adese'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Adese. Annenizin ayakkabısı Doğan Çanta'dan. Doğan Çanta'da anneler gününe özel ayakkabı 89 lira 90 kuruş yerine sadece 49 lira 90 kuruş. Doğan Çanta, her yerde. Bak burası yatağı Osman Ağa. Müdavimi çok, benzeri yok. Taptaze börekler, kurabiyeler Doğan'dan, tatlılar pastalardan. Yemek keyfi için de en iyisi, brunch keyfi için de. Güzel muhabbetlerin de mekanı özel tatlarında. Hep burası yatağı Osman Ağa. Dizeninde renginde, ilmek ilmek kalite. Halıda yeni giren modern çizgi Carmen'de. Carmen Halı. Sincap Marketler zincirinde AVC Matik 12 kilogram çeşitleri 21 lira 90 kuruş, Solo tuvalet kağıdı 32'li 18 lira 90 kuruş. Sincap Marketler zinciri mutlu alışverişler diler. Et ve küflü peynirin ateşle muhteşem buluşması. Halk Et ve Ekmek Konya'mızın eski ve cahil böreğini şehre yeniden sevdiriyor. Denediniz mi? Konya'ya has lezzetlerin mekanı Halk Et ve Ekmek, Şerafettin Caddesi'nde.
LG kalitesiyle Verefe merkezi klima sistemleri Faruk Ulular mühendislikte. Tesettür giyimin modası Hicaz giyimde. Seçkin markaların ilkbahar yaz koleksiyonlarını gördünüz mü? Hicaz giyim Mevlana çarşısında. Anadolu'nun bereketli topraklarından buğdayın en kalitelisi, dünyanın en büyük gıda şehri Golda'dan makarnanın en lezzetlisi. Golda, lezzetin gerçek ustalarına. Halit Kıvanç ağabeyinizden sevgiler, selamlar hepinize. Başardık dostlarım, sevgili futbol severler, başardık. Bakın, teknolojinin üst düzey tüm olanaklarını kullanarak yapılan bu stat, futbolun kral dairesi sanki. İşte spora verilen değer, işte Konya. Makarna'da tam bir lezzet harikası. Golda, lezzetin gerçek ustalarına. İntima Mutfak, Eczacıbaşı kalitesiyle Faruk Ulular mühendislikte. Çocuklarımızın hayata olan meraklarından ilham aldık. Onların hayal güçlerine katkıda bulunmak ve bilime olan ilgilerini arttırmak için Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezini açtık. Meraklı çocukları ve onları her zaman destekleyen aileleri Konya Bilim Merkezi'ne bekliyoruz. Hayırlı olsun Konya, hayırlı olsun Türkiye. Ekrem Coşkun Döner, ilginize teşekkür eder. Yoğun talep üzerine odun ateşinde yaprak döner ve İskender 8 çeşit sunumuyla birlikte 20 lira yerine sadece 14 lira 90 kuruş. Ekrem Coşkun Döner, Beyşehir Çevre Yolu'nda. Yer yerinden oynuyor. Metro Konya hayat buluyor. Konya metrosuyla sınıf atlayacak. Ulaşım başta olmak üzere turizm, ekonomi, sağlık, eğitim, sanayi, sanat, spor ve birçok alanda ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alacak. Konya Metrosu. Bu şehrin Aspora marketi var, evdeki hesap Aspora'ya uyar. Bu şehrin Aspora marketi var, evdeki hesap Aspora'ya uyar. Tazesi, iyisi, bol çeşit, kalitesi, hepsi Aspora'da, hepsi Aspora'da. Hamilelik süresince kendinizi daha güzel, daha mutlu ve daha rahat hissetmeniz için internet adresinize ihtiyacınız olan tüm ürünleri her nerede olursanız olun sizlere sunuyoruz. Vücut ölçüleriniz değişebilir, tarzınız aynı kalır. Buderus akıllı ısıtma sistemleri Faruk Ulular mühendislikte. Çok iyi bak kendine, yaşam dostum seninle. Çok çok iyi bak sevdiklerine, yaşam dostum seninle. Özel Konya Anıt Hastanesi, yaşam dostunuz. Kaliteli ve estetik mobilyanın merkezi Işıkçılar Mobilya, şimdi de evinizin dekorasyonu için şık ve estetik avizeler ve aksesuarlar sunuyor. En son moda avizeler ve aksesuarlar açılışa özel %50 indirim avantajıyla sizi bekliyor. Işıkçılar Mobilya avize ve aksesuar. İç Anadolu'nun gururu. İşimiz evinize güzellikler getirmek. İşimiz kullanışlı mekanlar oluşturmak. İşimiz özel yapıları özel tasarımlarla taçlandırmak. İşimiz en iyisini üretmek. Sencer Mutfak, yuvanıza çok yakışacak. Dizeninde, renginde, ilmek ilmek kalite. Halıda yeni giren modern çizgi Carmen'de. Carmen Halı. Miye ve Ankastre ürünler için İntima Mutfak mağazamıza bekliyoruz. Faruk Ulular mühendislik. Şehrimizin marketi 13. hizmet yılında 13 süper hediye ile sizi evlendiriyor. Sincap mağazalarından 11 Nisan 21 Temmuz tarihleri arasında yapacağınız her 30 TL ve katları alışverişinize bir ev ve 12 süper hediyeden birini kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Siz de en yakın Sincap mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın. Daha çok alışveriş, daha çok şans. Sincap Marketler Zinciri.
Yepyeni bir başlangıç için daha iyi olmazdı. Aşk-ı Meram Düğün Sarayı. Ahmet Özcan Caddesi'ne yakın Nihavend Konutları Ticaret Merkezi'nde çok özel bir mekan. Dekorasyonuyla farklı, hizmetiyle ayrıcalıklı. Aşk-ı Meram Düğün Sarayı. 357-41-42. Nazerin güvencesi, dünya hanımlarının gözdesi Uğur Derin Dondurucu Konya'da Tınmaz'dan alınır. Tınmaz'la hayat hep kolay. Çarpıntı, nefes darlığı, öksürük ve yorgunluğunuzun sebebi kalp ve akciğer hastalığıysa kardiyopulmoner rehabilitasyon çözüm olabilir. Fizikon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi. Franken Kastre İntima Mutfak Mağazamızda. Faruk Ulular Mühendislik. Medikana'nın sunduğu Hedef Sağlık Programı devam ediyor. Tekrar merhaba sevgili KONTV izleyicileri. İlk bölümde Sayın Operatör Doktor Jule Esenli, kadın doğum ve kadın doğum hastalıkları uzmanı. Normal doğum nasıl başlar? Doğum ağrıları nasıl gelişir? Epidural anestezi dediğimiz ağrısız doğum nasıl olmalıdır? Neler yaşar hasta? Gibi konuları konuştuk. Bu bölümde de yine epidural anesteziden bahsedeceğiz. Anestezi sırasında hasta neler hisseder, onlardan konuşmak istiyoruz öncelikle. Hasta bir şey hissediyor mu anestezi verirken, ya da eskiden hastalar derdi işte koca koca iğneler batırıyorlar, işte ben çok ağrı çekiyorum. Şu andaki teknolojiyle artık epidural anestezi ya da spinal anestezi nasıl yapılıyor? Şimdi tabii daha önceden batırdıkları iğneler daha kalındı tabii. Siyah iğneler vardı çok eski dönemde. Belki de kötü deneyim yaşayan, bu konuda kötü deneyim yaşayan insanların bir kısmı o zamanda epidurali yaşayanlardı. Şimdi çok ince iğneler kullanıyor anestezist arkadaşlar. Yani saç telinin 1-2 katı kadar incelikte iğneler var. Evet. Yani oraya hiçbir anestezik madde uygulamadan iğne girdiğinde bile çok hissetmiyorsunuz evet. onu. Sadece iğne girerken bana hiç yapılmadı. Öyle bir şansım hiç olmadı. 24 saat ağrı çektim. Ama hastaların ifadesi böyle hafif bir elektriklenme. Yani bir elektrik değdi gibi sanki. Çünkü hani sinirsel bir bölgeye giriyorsunuz. Evet. Hissediyorlar. Tabii daha hassas hastalarda yine topikal anestezi yaptıktan sonra, yani yüzel bir anestezi yaptıktan sonra cilde uyuşturduktan sonra cilt ve cilt altı o iğneyi yine sokmaları mümkün. Onu soktuktan sonra epidural aralığa geldiğinde işte bir elektriklenme hissedebiliyor o dönemde. Çok ağırlı bir işlem değil. Epidural aralığı yakalamak tamamen anestezi doktorunun maharetine bağlı bir olaydır. Bizim bu konuda yetişmiş 3 arkadaşımız var. 3 anestezi doktorumuz var. 3'ü de birbirinden maharetli bu konuda. Benim sözünü kesiyorum. Eşim de siz de bebeğini dünyaya getirdi. Evet. Aynı şekilde anestezi uzmanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü gerçekten çok konforlu bir doğumu sağ olsunlar sağladılar anestezisi olarak. Onlara gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pardon. Ne bahsediyorsun? doğumda anestezide işte neler yaşayacağını. Evet evet. Şimdi işte spinal anestezide tamamen bir motor blok yaşayacak. Yani hissizlik. Bir 4-5 saat sonra anestezinin etkisi geçtiğinde yürüyebiliyor. Ki bu genelde sezaryen ameliyatında tercih ettiğimiz. Epidural anestezide motor blok oluşmuyor. Sadece duysal lifler bloke olduğu için acı çekmiyorsunuz. Fakat dolaşabiliyorsunuz, duş alabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz, kalkabiliyorsunuz. Doğum anında da ıkınma hareketini tam olarak sağlayabiliyor. Çünkü epidural anestezide bir de kateter yerleştiriyorlar. O kateterle
kateteri boyuna tespit ediyorlar. Daha sonrasında diyelim ki siz doğum yaptınız, doğumdan sonra karnınızda ağrı var ya da dikişiniz var, dikiş bölgeniz ağrıyor. Bu ağrıyı gidermek için de bir pompa takıyorlar oraya. Siz ilaca basıyorsunuz, ağrınız zaman, olduğunda tabii. Kendi ağrınızı kendiniz kontrol altına alıyorsunuz. Sezaryandan sonra da tabii bu çok büyük avantaj. Az önce dedim genelde spinal tercih ediliyor ama epidural tercih ettiğimizde epidural kateter yerleştirildikten sonra yine o ilaç verilmesi yoluyla doğum sonrası ağrılardan da kurtulma, cerrahi sonrası ağrılardan da kurtulmak mümkün. Hasta bir buçuk gün sonra işi bittiğinde hastaneden çıkarken o kateteri çekmek son derece ağrısız bir işlem. Hatta bir hemşire bile gayet rahat çıkartabilir. Çekildikten sonra kateter alınıyor, kapatılıyor yeri. Bir iki gün banyo yapmamanız söyleniyor ve evinize gidebiliyorsunuz. Bazı bir izleyicimizin sorusu vardı. Ben diyor böyle bir hani operasyon geçirsem ya da kateter takılsa sakat kalma riskimiz var mı? İşte belimizde bir sakatlık olur mu? Böyle sorular var. Şimdi ben yani yanlış algılardan kaynaklanıyor. Yani kalıcı bir bel ağrısı olmuyor. Yani bu baş ağrıları olabiliyor. Tabii bunu önlemek de mümkün. İsterseniz hasta bunu önlemek için ne yapacak? Ondan bahsedelim. Evet, ondan Çünkü hasta bir spinal ya da epidural anestezi olduğunda ciddi sıvı alması gerekiyor. En büyük şey bu handikap. Siz mesela hastayı yatırdığınız dönemde serumlar yoluyla besliyorsunuz. Fakat hasta eve gittiğinde özellikle de tabii Konya ve çevresinde Loğusa'ya su verilmez diye bir inanış var. Neden? Çok tehlikeli. Yani işte böyle işte yok 3 ezan 5 ezan su vermeyen daha hala köylerde yerler var. Su Loğusa'ya bol verilmeli. Bilakis çünkü hem süt oluyor hem terleme yoluyla Loğusa çok terliyor, ter yoluyla kaybediyor. Bir de siz hastaya spinal ya da epidural anestezi yaptıysanız üçüncü kayıp dediğimiz hani oradan da bir hipotansiyon yani tansiyon düşüklüğü olacağı için orada da bir ciddi sıvı eksiğiniz var. Sıvıyı çok almanız gerekiyor. Yani normalde 3 litre değil 4 litre mesela 2 litre değil 4 litre. Bunun bir kısmı kafeinli içeceklerden olmasını tavsiye ediyoruz. Yani Nescafe gibi, Türk kahvesi gibi. Yani asitli ama kolavari şeyler de olabilir yine. Yani içerisinde kafein olması önemli. Tabii baş ağrısı buna rağmen oldu diyelim. Hani %1'in içine girdiniz baş ağrınız oldu. %1 değil mi? Baş ağrısı riskiniz %1. Çok da geldiniz, düşük aslında. Çok da düşük evet. %1'in içine girdiniz. O zaman bizim acil servise bir geliyorsunuz. Anestezi doktoruna bir alo diyorlar. Orada bir serum takılıyor size. Biz isim tercih etmeyeyim de yine kafeinli ağrı kesiciler var. Evet. Onlardan tavsiye ediyoruz. Anestezi doktorumuzun tabii şeyinde. Tabii yapılabilecek başka şeyler de var. Kişinin hani kalıcı bir baş ağrısı olmayacak ama yine de dayanılmaz bir baş ağrısı var. İlaca da cevap vermiyor. Anestezi doktorları keşke burada olsalar bunları daha iyi anlatabilirler. Kişinin kendi kanı alıp yama patch yapılabiliyor yine. Çünkü orada bir delik var. Oradan bosunuz dışarı sızıyor. Onun için başınız ağrıyor. Ve genç hastalarda daha çok oluyor bu. Yaşlı hastalarda bos basıncı yani bu beyin omurilik sıvı basıncı daha düşük olduğu için çok yaşanmıyor. Genç hastada bos basıncı yüksek. Hasta hareketli. Onun için. Tabii hareketlere de dikkat etmek gerekiyor. Hani hemen ertesi gün tamam ayağa kalkacaksınız ama ayağa kalkışınızı bile yavaş yani. Hop güp böyle ani hareketlerden sakınacaksınız. Epidural anestezi ya da spinal olduysanız. Daha ağır hareketlerle. Yani hareketinizi 3. 4. günden sonra daha şiddetli yapacaksınız. O ilk baş dönemde sadece ayağa kalkma, gaz hareketlerini uyaracak kadar bir hareket tavsiye ediyorlar. Yani çok fazla tavsiye etmiyorlar. Sıvı alımını iki kata çıkarmak gerekiyor yine. Ağrınız olduğunda mutlaka başvurmak gerekiyor. Yani bu tabii anestezi doktorunun tercihine göre gerekirse yama peç de yapılabiliyor. Yani aynı yerden kişinin kanı alınıp yani o bölgeye veriliyor. O şekilde bir yama yapılabiliyor. Hastada ani bir rahatlama oluyor tabii ki. Peki bu anestezi sırasında herhangi bir komplikasyon ya da sonrasında işte enfeksiyon olabilir ya da başka hani olası riskler var mı? Tabii için? Tıpta her şeyin bir riski var. Var. Siz kişiden bir sivilce çıkarırsınız. O sivilce enfekte olur, menenjit olabilir. Örneğin cilt
Çiftten çıkardığınızda. Şimdi bu bölgenin bir kere steril olarak örtülmesi gerekiyor. Steril yaklaşımlar sağlamak gerekiyor. Yani siz oluşabilecek her noktadaki komplikasyonları minimalize ederseniz yaptığınız iş temiz olur. Aynen. Yani cerrahinin tüm basamaklarında budur zaten olay. Yani hastaya hem kitabi yaklaşmanız gerekiyor. Bir şey olmaz canım. Düşüncesinden uzak olmanız gerekiyor. Yani ne gerekiyorsa usulüne göre uygun yapılması gerekiyor. Doktor aslında biraz obsesif olmalı değil mi? Yani kesinlikle. Böyle çok şüpheci davranmalı. O doktor biraz zor doktordur ama gerçekten de iyi, evet, iyi hekim aslında obsesif olmalı. Obsesif doktor, obsesif hemşire. Çok severim. Obsesif hemşireyi de çok severim. Yani gereksiz yere doktoru arasın problem değil. Ama günün birinde gerekli arar. Evet. Yani doktorun da obsesifi iyidir hakikaten. Yani siz eritrosit kovalayın, şey yapın, bir şey olmaz canım düşüncesinden uzaklaşın. O zaman yaptığınız işler daha temiz olacak tabii ki. Evet. İşte siz eşinize emanet eder misiniz? Kesinlikle. Eşinize emanet etmişsiniz. Ediyoruz. Burada yani çok fazla hani konuşmaya gerek yok. Bu şey yapılması gerekiyor, denenmesi gerekiyor. Hastalar sırf ağrı yüzünden sezaryen olmasın diyoruz. Ana vermek istediğimiz temel felsefe bu burada. Bir de 3-4 kere sezaryen olmuş bir hastanın karnını cerrahi gözle bir görmeniz gerekir. Evet. Bir de sezaryen operasyonu olduktan sonra hep sezaryen olmak zorunda değil mi? Yani şimdi onun reverse'ü yani ters hareketler oluyor. Yani o şekilde artık yayınlar var. Normal doğumlar deneniyor, şey yapılıyor. Ama ben çoğu zaman Türkiye koşullarında düşünüyorum. Yani cerrahi ekiplerinin, tabii bizim hastane için söz konusu olmaz. Yani her şeyimiz var elimizin altında ama yani normal bir ekibin, cerrahi ekibin acil durumda toplanması 30-40 dakika. Evet. Yani bu süre içerisinde her şey olabilir. Yani normal doğum denerken. Ben çok yakınım doktor arkadaşımın, ortopedist bir arkadaşımın eşini hem sezaryen yaptım, peşinden de normal doğurttum. Yani bunu hastayla iyi paylaşırsanız, iyi hani doğurabilecek durum varsa, endikasyonu gerçek bir endikasyonla olduysa ya da mesela geçici bir yani o zaman makat duruş nedeniyle diyelim ki sezaryen olmuş. Karnında doğuramayacağına dair bir iz yok. Geniş şekli normal. Çatı genişliği normal. Ve hasta belirgin bir süre beklemiş. 5-6 sene geçmiş. Cerrahi anlamda oranın iyileştiğini düşünüyorsunuz. O zaman normal doğum denenebilir. Fakat ufacık bir hanımefendi 1.40-1.50 boyunda daracık bir kalça, bu sebeple sezaryen olmuş. O hastaya normal doğumu tekrar denemenin anlamı yok. Yani o zaten baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle olmuş. Yani koşulları iyi değerlendirip ters bir şey hani sezaryen sonrası normal doğum denenebilir yine. Gene ben hani belki tekrar sorulacak da hastalarımızın hep sorduğu spinal ve epidural anestezinin konfor açısından ne farklılıkları var? Biraz önce aslında bahsettiniz ama hani spinal sanki daha konforlu bile gözükse bile ya da epidural bence daha konforlu gözüküyor ama en azından ayak hareketleri var, motor hareket dediklerimiz var. Hastalar genelde mesela sezaryen operasyonlarında anladığım kadarıyla spinal anestezi daha çok tercih ediliyor. Şimdi tabii şey açısından da şimdi anestezinin vakti, anestezinin acelesi, hastanın aciliyeti nedeniyle de spinal tercih ediliyor. Çünkü şimdi hasta acil sezaryene giriyorsa siz hastayı bekletemezsiniz. Epidural kateter yerleştirilecek. Daha uzun bir süreç. Daha planlı hareket etmeniz gerekiyor. Planlı bir sezaryende epidural kateter daha rahat yerleştirilir. Ama hastayı acelen sezaryene almak zorundasınız. Acil. O durumda diyorsunuz ki hemen spinal veriyor. Çünkü spinal bir dakikalık bir şey. Hemen iğneyi yapıyor, anestezi bitiyor. Yani o çok pratik bir şey o gün için. Ama hasta konforu, yani ben acı çekmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir senaryo yazalım mı? İlk doğumunuz. Siz normal doğum yapmak istiyorsunuz, acı da çekmek istemiyorsunuz. Açıklığınız 2-3 santim, geldiniz hastaneye yattınız. Ben hasta olsam şunu tercih ederim. 4 santime kadar, 5 santime kadar ağrımı çekerim. İlk doğum olduğu için normal doğum yapacağınız yapmayacağınız o da belli değil. Şimdi kimi hasta var?
10 saat 12 saat sezer ağrı çekip doğum yapamıyor ve sezaryana gidiyor. O size acı çekilmiş bir dönem olarak kalıyor. Hı hı. Hastanın aklında hep bu düşünce. Ben madem baştan sezaryen olsaydım niçin bekledim ki bu kadar? Hı hı. Ne kadar? Ama bakanlığın istediği de bu. Doğuramayan hastayı sezaryen alacaksınız. Hı hı. Şimdi bunu bizim yapabilmemiz için ve hastaya karşı da konforlu bir ortam sunabilmemiz için hasta 4 santim geldi, epidural kateterini taktıracak. Hı hı. Ağrıları ilerledikçe zaten ilerleyiş normal seyrinde giderse hı hı. ya bir bolus ya iki bolus yani artık yani hı hı. ihtiyaç oldukça ilaç verilecek. Hı hı. Hasta ağrı onu rahatsız ettiğinde hı hı. ilaç verilecek. Hı hı. Doğum anı geldiğinde masaya çıkacak doğumunu yapacak. Hı hı. Epizyotomi olursa yani dikiş olursa onun dikimi sırasında ayrıca bir anestezi gerekmeyecek çünkü hı hı. hasta epiduralle. Hı hı. Şimdi senaryoyu değiştirelim. 4 santimken takıldı epidural. Hı hı. Doğum olmadı. Olabilir. Yani gerçekleşmeyebilir. Baş inmeyebilir. Hı hı. Kordon dolalı olabilir. Hı hı. Rotasyon yapmayabilir bebek. Hı hı. Doğum gerçekleşmedi. Hı hı. O zaman aynı anesteziyle sezaryana giriyorsunuz. Hı hı. Sezaryandan sonra yine epidural bölgeden sizin ağrı kesicileriniz yapılmaya devam ediyor. Hı hı. Ve bu dönemi de ağrısız geçiriyorsunuz. Hı hı. Diyelim ki ağrınız o zamana kadar tekrar başladı. Sezaryen olacaksınız ama tekrar başladı. Hı hı. Tekrar spinal yapılabilir orada. Yani hı hı. tekrar ikisi kombine de kullanılabilir. Hı hı. Yani siz normal doğumu denemişken hı hı. acı çekmeden deniyorsunuz. Özellikle prim par hastalara ben hı hı. çok tavsiye ediyorum. İlk doğum yapacak olan. Evet. İlk doğumları. Çünkü zaten travmatik İkinci, süreç. Üçüncü doğumlara gerek bile olmayabilir. Hasta geldiğinde hasta ben istese de o zaman takmıyorum. Hı hı. Neden? 6 santim 7 santim açıklığınız var hanımefendi. Bakın ağrıyı çok hissetmiyorsunuz. Hı hı. Poş açacağız ıkınacaksınız. Hı hı. Bu kadar. Hı hı. Her şey doğal. Yani gerekmeyen bir şeyi hastaya yapmamak lazım. Gerektiği noktada doktorun teklifine uysunlar hastalar bir de. Yani tabii ki. Hı. Ona da dikkat etmeleri gerekiyor. Aynen. Peki doğum sonrası hani bazı ilaç dışı yöntemler de anlatılıyor. İşte aromaterapiler işte ne bileyim işte neler yapılabilir? Hani doğum sonrasında. Doğum sırasında da sonrasında da neler tabii, yapılabilir? Bizim onlarla ilgilenen bir arkadaşımız, hı-hı. bir ekibimiz daha evet. var. Yine gebeleri eğitiyor koçlarımız var. Evet. Doğumda eşlik edebiliyorlar. Hastalara nefes egzersizlerini öğretiyorlar. Hastaların doğum sırasında hastanın doğum sırasında nerede ıkınacağını, hı-hı. nerede nefes alacağını bu konuda şeyler dinlediği müziğe kadar. Hı-hı. Yaşam koçu gibi evet, bir şey. Evet, dinlediği müziğe kadar. Sonra mesela doğuma yakın hastaların bazı yapması gereken şeyler var. Sık sık duş almaları. Hı-hı. İşte işte pilates topuna oturmaları. Duşa sandalyeyi koyup ters oturup hı-hı. yine duş almaları. Biz hı-hı. doğum anında da yapıyoruz bunları. Hı-hı. O konuda da şey yapayım. Hani spinal, epidural hı-hı. her türlü doğumumuzda da 3-4 santimde hı-hı. işte 5-6 santimde hastalara duş aldırıyoruz. Çok büyük rahatlama sağlıyor. Hı-hı. Hasta çıldırtıcı ağrıları olan bir hasta hı-hı. duşa girdiğinde kaslar gevşiyor, hı-hı. açılma kolaylaşıyor, daha hı-hı. rahat doğumunu yapıyor. Evet. Yani bu konuda da destek veren bir ekibimiz var. Yani hı-hı. o sizin tercihiniz tümüyle. Yani hasta geldiği zaman bütün her şeyi tercih edebileceği ölçülerde tabii. her şey var şu anda klinikte. Siz derseniz ki ben eşim doğuma iştirak ediyorum. Onu yapan bir ekibimiz var. Hı-hı. Siz derseniz ki benim eşim doğuma girmesin. Ben köyüm yurdum insanı gibi geleceğim. Takır takır doğuracağım gideceğim dedim. Onu yapan bir ekibimiz var. Hı-hı. Kendinize güvenin. Biz hı-hı. her konuda yardımcı olacağız onlara. Anlıyorum. Bir de son zamanlarda çok güncel ya da işte çok popüler bir konu var. Suda doğum ya da işte nasıl olmakta ya da bizde bu yapılabilmekte mi? Şimdi suda doğumun ön çalışmaları yapıldı. Hı-hı. Birkaç tane de yaptırdı. Narin Hanım ve ekibi hı-hı. ilgileniyor onunla. Evet. Tabii hastaya hani ayrı bir maliyet gerektirecek ama konforlu bir sistem. Hı-hı. Çünkü biz hastayı hani normal doğum eylemi sırasında da duş aldırıyoruz, şey yapıyoruz hı-hı. ama tabii bu relaksasyon suda hı-hı. sürekli gerçekleşiyor. Hı-hı. Ama mesela hastanın tercihi değişebiliyor da hı-hı. yani derse ki suda doğumdan vazgeçtim doktorum, doğum odasına inen vakalar da var. Yani hasta tercihi burada söz konusu. Yani siz tercih ediyorsanız biz o doğumu yaptırırız.
Anladım. Yani her şekilde bir şey, her şimdi, koşula. Yani her şekilde hizmet veren bir ekibiz. Yani evet. Herkesin yaptığı, ilgilendiği şeyler var bizim klinikte. Evet. Siz tercihinizi ne yönde oluşturursanız biz evet. O yönde yardımcı oluruz. Evet, yani, biliyoruz zaten çok güçlü bir ekip ve hakikaten diyaloglarınızın da birbiriyle çok iyi olması. Çok iyi. Biz hastalarımızı birbirimizin hastalığıyla aynen, de ilgiliyiz. Aynen. Yani. Diyaloglarınızın birbiriyle çok iyi olması da bu aslında işinize de yansıyor. Tabii. Çünkü birbirinizle ben kendim bizzat görüyorum. Bilgi alışverişlerinde de bulunuyorsunuz. Tabii. Çok güzel bir şey aslında. Son olarak sizin söyleyeceğiniz ya da ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani anestezi, işte epidural anesteziden konuştuk, ağrısız doğumdan konuştuk. Hastalara bir öneriniz ya da işte yapılabilecek bir şey var mı? Tabii doğum anı çok özel bir an. Şimdi takip, gebelik takibi kadar önemli. Yani hastalar bazen geliyor, gidiyor, takip ediyor işte 3-5 kere geliyor. Gidip sıradan bir yerde kötü bir doğum yaşayabiliyor. Yani patolojik şeyler de yaşayabiliyor. Evet. Bence en önemli destek doğumdadır. Evet. Yani en önemlisi o çünkü. Yani siz mesela sık sık haftada bir ultrasona girmek çok gerekli değil. Çok gerekli bir şey değil. Yurt dışında mesela 3-4 kere ultrasonografi yapılıyor gebelere. Daha sonra hani normal doğum önem arz ediyor. Yani siz bazı anormallikleri ultrason sırasında, takip sırasında tamam fark ediyorsunuz ama en önemli nokta doğum anı aslında. Size ve bebeğinize en konforlu olması gereken evet, dönem o. Size ve bebeğinize tam sahip çıkacak bir yerde yapmanız lazım doğumu. Evet. Hem benim ağrısız, vermek istedim. Tabii. Hem böyle konfor sunmak gerekiyor. Tabii. Hem konfor sunmak gerekiyor. Hem de yani ben bunu olarak hani şımartma gözüyle bakmıyorum yani. Çünkü empati yapmak gerekiyor. Hastanın yerine kendinizi koyacaksınız. Siz acı duymak istiyor musunuz? Hayır, o da duymak istemiyor. Kimse duymak istemez. O endişeleniyor mu? Mesela periyodik aralıklarla hastaya bilgi verme. Mesela en eksik kısımdır belki doğum anında. Bizim ebelerimiz, biz muayene ederiz periyodik aralarla. İşte hastaya bilgi veririz. Hastanız şu kadar santim, şu kadar oldu. Şunu bekliyoruz. Şu saate kadar doğmasını bekliyoruz. Doğmazsa şöyle planlıyoruz. Doğarsa şöyle planlıyoruz. Bir de tam teslimiyet gerekiyor. Yani hiç kimse yanlış algılanmasın. Doğacak bir bebeği içeri itip sezaryen yapmıyor. Sezaryen kararı verildiğinde de hekime saygı duyup biz yani mürekkep yaralmışız, 20 yılın deneyimi var, şeyi var. Yani biz sezaryen gerektiğinde de hastaya dediysek kural odur. Yani biz bu işi biliyoruz. Onu yapmak gerekiyorsa onu yapmak tabii gerekiyor. Tabii ki riski atmadan bir şekilde o doğumu gerçekleştirmek lazım. Yani anne ve bebek için en doğru şekilde. Bir de aslında doğum normal bir süreç. Bence insanlarda şöyle bir izni var. Aman işte sık aralıklarla gidelim, şöyle olsun böyle olsun. Yok. Biraz rahat olmak lazım. Rahat. Çünkü köydeki ya da işte taşradaki bir insanın böyle bir şansı hiç yok. Ve insanlar bazen hepimizin yani vardır yakınlarında işte köyde tarlada doğuran insanlar var. O yüzden doğumu çok fazla... Evet, en kolay da onlar doğur. Doğumu çok fazla abartmadan işte sakin karşılayarak aslında geçirmek lazım. Tabii. En son nokta aslında doğumun gerçekleşeceği an ve onda da siz gibi tecrübeli ellerde olması çok önemli. Yoga tavsiye ediyorum bir de. Evet. Yoga. Benim bir şimdi şu an iki tane gebem var. Aktif yoga yapıyorlar. Doğumlarını çok merak ediyorum. Gerçekten bana çok pozitif şey gönderme yapacaklarını düşünüyorum. Beklenti içindeyim. Yogayı tavsiye ederim. Anladım. Jülya Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben dahil çok güzel bilgiler edindik. Bu epidural anestezi, ağrısız doğum hakkında. Sevgili KonTV izleyicileri, Medika'nın sunduğu Hedef Sağlık programında bugün konuğumuz Sayın Operatör Doktor Jülya Esen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü süper konulardan bahsetti bize. Ağrısız doğumdan bahsetti ve çok konforlu. Bence bir anne için, özellikle ilk gebeliği olan bir anne için çok travmatik bir süreç olan ve gerçekten birçok hastanın korktuğu bir süreç olan doğumda epidural anestezi dediğimiz ağrısız doğum çok önemli bir yer tutmakta. Bundan bahsettik. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Sağlıklı kalın.